İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Trabzon kentinde yapılan inşaat çalışmaları sırasında tarihi değerler bulundu. Cavahkın Nosminta Belediyesi'nde 10 mini stadyum inşa edilecek. Şuşi'yi temsil eden Azeri posterleri Londra metrosundan kaldırıldı. Avrupa Birliği Türkiye'nin turizm sektörüne yaptırım uygulamayı düşünüyor. Batı Ermenistan'daki Kanispi Şelalesi koruma altına alındı. 1869 yılında bugün büyük hayırsever ve iş adamı Galus Gülbenkian doğdu. Batı Ermenistan'daki Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde otopark inşaatı sırasında bulunan tarihi eserlerle ilgili ilk çalışma durduruldu. Çalışmalarla ilgili müze müdürlüğü rapor hazırlayacak. Hazırlanan rapor koruma bölge kuruluna verilecek. Bölgede altın bulunduğu iddialarına müze müdürlüğü yetkililerinden ise yalanlama geldi. Tarihi kalıntılara rastlanması sonrasında bölgede kazı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruldu. Kazı yapılan alanda ilk bulgulara göre Roma İmparatorluğu dönemine ait yapılara ulaşıldığı kaydedildi. Bölgede yaklaşık bir aydır sürdürülen kazı çalışmaları şimdilik sonlandırıldı. Bu rapor doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu ise alanda geniş çaplı kazı yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Cavahkın Ninosminta Belediyesi bu yıl şehir ve köylerde 10 mini stadyum inşası için 457.400 gel ayırdı. Jinevsgen'in bildirdiğine göre inşaat için ihaleler çoktan açıklandı. Ninosminta Belediyesi'nde bu yıl büyük ölçekli mini stadyum inşaatı başlıyor. 11 Mart'tan bu yana 10 mini stadyum inşaatı için ihaleler açıklandı. 2 mini stadyum kentte, diğer 8'i köylerde inşa edilecek. Başvurular için son tarih 23 Mart. Belediye mini stadyum yapımına yönelik 10 iş için 3 ihale duyurdu. Birleşik Krallık'taki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından bildirildiğine göre İngiltere'deki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin yanı sıra Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren bazı toplum kuruluşlarından gelen şikayetler üzerine Ermeni tarihi ve kültürel mirası Azeri posterleri olarak Londra metro istasyonlarından kaldırıldı. Euroobserver Ajansı'nın bildirdiğine göre Avrupa Birliği bu haftaki zirve öncesinde Türkiye'nin turizm sektörüne yaptırımlar uygulamayı düşünüyor. Avrupa Birliği Diplomatik Servisi'nin stratejik belgesine göre müttefikler Türk ekonomisinin kilit sektörlerini hedef alacak çok çeşitli yaptırımları tartışacak. Tartışılan diğer etkinlikler arasında Avrupa Yatırım Otoritesi tarafından kredilendirme üzerindeki kısıtlamalar ve enerji sektöründeki bireylere, özellikle de Akdeniz'in tartışmalı sularında sondajla uğraşanlara yönelik yaptırımlar yer alıyor. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Çatak ilçesinde yer alan Kanispi Beyaz Su Şelalesi kesin korunacak alanlar listesine alındı. Şelale Nisan ayı sonunda gür bir şekilde akmaya başlar ve Ağustos ayı ortalarında azalmaya başlar. Çok güzel bir mesire yeri olup yaz aylarında sıkça ziyaretçi akınına uğrayan şelale, akarken oluşturduğu süt beyazı renginden dolayı beyaz şelale anlamına gelen Kanispi ismi verilmiş. Ermeni iş adamı ve büyük hayırsever Galus Gülbenkian 23 Mart 1869'da Konstantinopolis'in Üsküdar semtinde doğdu. Galus Gülbenkian uluslararası petrol sanayinin doğmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamış ve bu arada uluslararası siyasi ilişkilerde de etkili olmuştur. Galus Gülbenkian petrol ve madencilik uzmanlığını seçti. Avrupa'nın tanınmış üniversitelerinde okudu ve 8 dil biliyordu. 1860 yılında Kalust'un babası Sarkis Gülbenkian petrol endüstrisinde aktif bir katılım gösterdi. Kafkasya'da özellikle Bakü'de çeşitli petrol şirketlerinin sahibiydi. 1880'de ise Alexander Mantashev'in Osmanlı İmparatorluğu'ndaki uluslararası örgütünü temsil etti. 1915 soykırımından sonra mültecilere barınma amacıyla Mezopotamya'da topraklar satın aldı. Dünya Savaşı sırasında Gülbenkian Petrol Genel Komitesi'ni kurdu. Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sultan ve İran saraylarının yasal ve yasadışı girişimleriyle tanıştı. Onun petrol sahaları vardı. Yaklaşık 6000 orijinal eser de dahil olmak üzere çok sayıda değerli sanat koleksiyonlarına sahipti. 1920'den 1940'a kadar Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak'taki Ermeni okullarını ve tıp merkezlerini himayesi altına aldı.
Orta Doğu'da birçok kilisenin inşa edilmesine destek oldu. 1936'da Gülbenkian, Surp Eçmiyazi'ne 400 bin dolar bağışta bulundu. Galus Gülbenkian, 20 Temmuz 1955'te Lizbon'da hayata veda etti. Naaşı Londra'daki Surp Sarkis Kilisesi'ne defnedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Maral Şişo adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.